Abi durum nasıl? Yani kampalarda sıkıntı yok. Şu anda idare eder. Şeye kadar gidelim o zaman. Çatrağa kadar gidelim. Olmadı birlikte dönüyoruz abi. Ben seni bırakmam. Ya hayır diyorum. Ayaklık yok. Yok abi. Olsun. Acelemiz mi var? Ben bir yere yetişmeyeceğim. Seni bilmiyorum. Tamam abi, sıkıntı yok. Gerekirse gitsinler onlar. Ben kendi başkanıma bakarım. Abi kayıttayız, istersen bir şeyler. Trump girdi vallahi, arkadaşları yavaşlattık biraz. Kayıttayız ama bakalım nasıl çıkaracağız. Yollar güzel. Burası Uludağ Performans tırmanış rotası. Öyle diyor, çıktık ama bakalım nasıl düşeceğiz. Bacakta çıktı ama yavaş yavaş çıkacağız herhalde. Belli gözüküyor. Abi önemli olan burada olmak ya. Şu an uyuyor olabilirdik bak. Biz evet. Uyandık, buradayız. Önemli olan bu. Ataktan kalktık. Evet. Geldik, pedal çeviriyoruz. Abi rota kaç kilometre? 61 kilometre yaklaşık. Uzun rota. Uzun rota 61. Kısa rota yaklaşık 45 kilometre hatırladığım kadarıyla. Eğim neredeyse aynı. Ama onun dışında Eker Meydanı'ndan başlıyor. Bursa Eker Meydanı'ndan başlıyor. Uludağ Oteller bölgesinde bitiyor rota. Rota tamamıyla asfalt. Bazı kısımlarda soğuk asfalt var ama çok kısa bir etap. Peki sence kısa etabı tırmanmak daha zor, uzun etabı tırmanmak daha zor? Yani kilometre olarak değil de. Vallahi. Mesela yukarıda Çatrak'tan düşün, ötekinde Tuzaklı Köyü'nden düşün. Dönüşünden. Ya Çatrak'ta Tuzaklı Köy arasındaki etap insanı çok fazla yormaz. Düz zaten. Yani çok fazla yormuyor. Zaten geçenlerde beraber yaptık orayı, hatırlıyorsun evet. Abi. Çok fazla yormayacağından dolayı bence uzun daha mantıklı olur gibime geliyor. Ama tabii MTB ile falan katılan arkadaşlar oluyor çok fazla. Onlar kısa etap tercih ediyor çünkü MTB yoruyor insanı. Evet. Dişli oranlarından dolayı insanlar biraz orayı da tercih ediyor ama. Geçen sene sen yarışa katılmış mıydın? Abi geçen sene trafiğe kapatılmadığından dolayı, yani çok fazla güvenli bulmadığından dolayı katılmamıştım. Ama iki gün önce aynı rotayı bireysel olarak kendim yapmıştım. Bu evet. Sene bakalım nasıl olacak? Herhalde yine trafiğe kapatmazdı. 11-25 rublem vardı o zaman. Bayağı bir zorlamıştı. Evet. Bu sene de 11-28 var ama bakalım ne olacak yani. Tabii geçen sene yine bu sene arasında aşamada kaybetmişsin derim yani. Yani inşallah. Abi şeye kadar gidelim, şu çatrağa kadar gidelim. Tuzaklı'ya kadar. Ben seni çekeceğim, tamam mı abi? Yok yok, siz devam edin. Valla ben hani çeviremiyorum artık. Gitmiyor. Kalkacak. Acı yok, hadi. Yok yok, çeviremiyorum, hadi. Bası yapıyor.
Vücudun en önemli yeri götüymüş demek ki, değil mi abi? Müdür o. Müdür o. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Şu köylüler bisikletlilere karşı şehirlilerden çok daha saygılı, biliyor musun? Adam bunlar. Şehirde adam okumuş, üniversite bitirmiş ama öküz. Cırcır böcekleri çalışsın. Nasıl abi, memnunsun değil mi bisikletten? İyi ya. Sanki ama bir tık büyük sanki ya. Abi o kadar hesap kitap yaptık şimdi. Tırmanı tutunmuyordu. Şeyde üzmüyor, yormuyor yani bisiklet de. Tamam. Tırmanışta biraz tabii şey. Bir ufak oluyor ya kablo. Şeyi bak, cam. Güzel, iyi ya. Güzel güzel. Yani üstüne de yakışıyorsun abi. Sende şey yok yani. Ufak tefek durmuyor. Aynen, sırıtmıyor yani. O ufak da abi. Onun, sen bana bir fotoğraf göndermiştin. Dedim abi bu ne ya? Lan Türkler tıfıl mı lan? 190'lı diyor bu lan. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Evet.
Şimdi Ahmet abiler görecek, geçeceğiz onları şimdi. Buradan balcı. Eskiden yol şu arkadan gidiyormuş. Şurada. Bu arkada. Çünkü şey, yol bilgisayarı yoldan çıktın diyor. ETM ile daldı. Abi 41 kilometre. Daldı. Evet.
rüzgar nereden esiyor onu anlayamadım. Evet. Esmiyor gibi. Çaprazdan mı vuruyor lan? Karşıdan esiyor ya. Sen ne oldu? Olsa var ya. Abi çok güzel orası ya. Yapacaklardı hesapta ama işte hep seçim vardı. Abi sen ne diyorsun? İlk dönem antrenman yapacağız. Şu var ya bak, bisiklet kazaları bile azalır ha. Tabii canım, dön dur. İstanbul'a ikincisini yapacaklardı galiba. O zaman önümüzdeki hafta İstanbul'a gitme durumu var. Bakayım. Şeye yakın gideceğim ben de durum. Süper olur valla. Şeyden çok havas kaçtı. Bir de onların sahil yolları var ya. Tabi sahilden fıtı fıtı gidiyorsun. Böyle direkt gidiyorlar ya. Hı. Orada mesela 35 40 ortalamayla adamlar. Ayak geçirmelileri mi? O zaman bir de dönmüyor. Abi yol pedalına dönmeyeceksen devam et. Böyle. Ayak da var.
Abi Merlin'de çok güzel kampanyalar oluyor. Ayakkabı ve şey dahil. Pedal dahil. Çok güzel, çok ucuza geliyor. Onlardan denk gelirse ben sana link göndereyim. Ya. Tabii, değil mi? Böyle el kol hareketi yaptı. Korna çaldı. Normalde bizim şeritten gitmemiz lazım. Mesela lastik patlıcı elinin çizgilerine gireyim yapayım. Ona geldik işte. Şeriti kapatman lazım. Nasıl kapatacaksın abi şimdi? Yanında reflektör mü var senin? Normalde o şekildeymiş kurallar yani. Bir de şey var, kaza sağlık sigortası var. Lisanslıysan eğer, şirkette kaza yaptığınızda hak kullanılmış. Sigortası. Evet, evet. Benim işte şey var, acı badem sigorta var. Bakmıyor. Öyle olası bir kazada ben bütün etrafımdakilere söyledim. Koşuyorken kaza yaptı diyeyim dedim yani. O zaman şey yapmıyorlar. O zaman bakıyorlar. Koşu lisansı yok. Yok, lisanssız, lisanslı, lisanssız fark etmiyor. Bisikletle yapıyorsan kaza riskli bir spor diye görüyor. Karşılamıyor. Nihat şey yapmış. Nihat'ı biliyor. Hı hı. Sormuş, lisans var mı yok mu demiş. Yok mu demiş. Lisans olsaydı bakmayacaklar, para vermeyecekmiş. 15 binden ameliyat masrafı tutmuş. Hacı Badem'e gitmiş ameliyata. Lisans yok diye şey yapmış. O da lisans çıkartacak diye ki çıkarmamış. Yani ben sigortalı. Bir daha mı sigorta yaptırayım kendime? Değişik yap. Benim bildiğim ama şey yapacağım ya, ben onu sorduracağım yani. Bizimki şirket üzerinden bizde beyaz yakaların hepsine şey yapıyorlar. Özel sağlık sigortası yaptırıyorlar. Koçalyans şeyde Koç grubunda çalışıyorsun. Mesela benim eşimde de şey var. Onlar da Koç grubunda çalışıyor. Arçelik'te çalışıyor. Onların şeyleri biraz daha farklı. Bizimki şey acı badem sigorta yaptırıyor. İşte her yıl ihale yapıyorlar. En iyi teklifi kim verirse onunla devam ediyorlar falan ama acı badem hiç değişmiyor. Paketleri var işte. Üçünden seçiyorsun. İşte lüks paket var, bilmem ne var, bilmem ne var. İşte lüks paketleri 2,5.
Nasıl abi? Bozuktu diyor. Ördek bozuktu. Ya sen ne diyorsun abi? Leş gibi yaptı bizi ya. Kullanmaya başladığında şu anda bir şey yok. Doğrudur. Adam.